ülkemizde yaşayan insanlar neden 3. sınıf insan muamelesi görsün ki? Photoshop yapıyorlar faturalara. Ben öyle diyorum yani. Bence hepsi Photoshop. Yani insanlar artık ceplerinde para yok ki bir ekmek parası olsun. Ne zaman ölürüz? Vallahi ben her zaman Şubat'ın 30'unda diyorum ama. Konuşalım tabii ki. Ne geldi hocam? 300 lira geldi. Geçen ay ne gelmişti? 200 lira geldi. Yani bize bu kadar fazla gelmedi. 4 kişi yaşıyoruz yani. Biz de şaşırdık. Bence bu zamlar falan yalan. Dış güçlerin oyunu. Sırf hani hükümet devrilsin diye Amerika zam yapıyor. İsrail zam yapıyor. Ben inanmıyorum. Photoshop yapıyorlar faturalara. Ben öyle diyorum yani. Bence hepsi Photoshop. Hükümetimizi devirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızı. Öyle. AKP'li milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Namdiyar Yeliz beyefendi şey dedi. Bu zamları dedi CHP yapıyor dedi. Tabii. Amerika ile işbirliği yaparak ya ben, mı? Tabii ya kahhar diyorum tüm bu düşmanlara. İnşallah atlatacağız bu günleri. Teşekkür ederim. Eyvallah. Efendim elektrik faturanız geldi mi? Konuşalım mı? Ne geldi abi? 3000. Ne diyorsun? Öyle. Geçen ay ne gelmişti? 950. Ben esnafım. Nasıl olacak abi böyle? Nasıl olacak? Bu esnaflarımız hatta camlara artık geçen ay bu ay faturası asmaya başladı. Siz de yaptınız mı öyle bir şey? Aslında çoğu esnaf şöyle bir şey yapmanın derdinde. Kullandığı buzdolaplarını geri vermenin derdinde. Şu aralar birkaç tane esnaf... mısınız? Hayır, ben kuru yemişim. Birkaç tane kuru yemiş dükkanımız da var ama biz de yani artık çaresiz durumda kalıyoruz. Başkalarının hatalarını bizim ödememiz çok saçma sapan bence bir şey. Kimin hatası sizce bu? Dile getirilmeyen, aslında insanın aklında, gönlünde, her şeyinde olup dile getiremediği şeylerden. Korkudan mı söyleyeyim? Korkudan değil. Yani insanlar o kadar artık korkuya alıştırılmış ki. Yani söyledikleri her cümlede mutlaka yani bir içeriye atılma korkusu veya işinden atılma korkusu yaşıyor yani. Ama önemli olan şu, eğer inanmazsalar bu günler geçmeyecek. Mesleğinizle ilgili sorayım abi. Antep fıstığı bugün kaç para? En kötü, en kötüsünden bahsediyorum, 140 lira para. En iyisi ne kadar? 180 liraya kadar çıkıyor. Bizim vatandaşımız en iyisini yemeyi hak etmiyor mu abi? Fazlasıyla hem de layıkıyla. Yani bir yurt dışındaki insanın, yani ülke dışındaki bir vatandaşı, bir dünya vatandaşının söyleyeyim aslında. Eğer çeşit çeşit yiyecekleri yemeye hakkı varsa... Ülkemizde yaşayan insanlar neden 3. sınıf insan muamelesi görsün ki? En iyisini yemeye hakkı yok mu diye sordum ama en kötüsünü alabiliyor mu vatandaşımız? Kesinlikle alamıyor. Bugün mesela yaklaşık 10 kişiden fazla insan girdi dükkanıma. 10 kişi baktı. Sadece ben tadımlık, hani insanın nefsi çekiyor ya, tadımlık verdim onlara, alamıyor. Gelen çekirdek alıyor. Yani şu anki durumda orta gelirli vatandaşımızın bile tek aldığı şey çekirdek. Yerli mi şu an? Evet. İyi, en azından o yerliymiş. Aynen. Antep fıstığını sorduk. Fındık ne kadar? Fındık da keza aynı şekilde. Aslında şöyle bir şey. Biz toptancılarla konuşuyoruz. Ben de aslında kendim bir toptancıyım. Asıl komperedanları, yani stoğu elinde tutan insanlar. Yani bu stoğu tuttukları zaman o gün mazota zam gelmemişti. Evet. Veya gübreye zam gelmemişti fazlasıyla. Evet. Buna rağmen sadece dolardaki artışı bahane ederek... yaptıkları stokçulukla ve şu anki durumu da kendi lehlerine kullanarak insanları sömürüyorlar. Biz ister isem, bizim vallahi bütün esnaflar olarak konuşuyorum. Yani bütün esnafların adına da rahat rahat konuşabilirim ki yaptıkları her artışta utanarak yapıyorlardır. Çünkü bir daha müşterinin gelmeyeceğini biliyorlardır. Daha ucuzu aramanın peşine düştükleri zaman kendi müşterinizden de oluyorsunuz. İster istemez düşük fiyata verdiğiniz zaman bu sefer de zarar etmek zorunda kalıyorsunuz. Zararınız da zaten elektrik faturasını dedim. Bir de üzerine stopajını tutun, kiranızı tutun. Bilmem çeşit çeşit vergiler size geliyor. Biz ne kazanacağız? Veya bizim milletimiz ne yiyecek? Çerez şu anda ülkemize lüks diyebileceğimiz durumda. Hatta ultra lüks, lüksün de üstünde. Ultra lüks. Peki nasıl olacak? Yani yarın öbür gün bu süreç böyle devam ederse 3 tane dükkanım var dediniz. 2. Tekte 2 tane, özür dilerim. Kapanmaya gitme durumları yaşanır mı? Ciro düşüyor mu? Geçen seneye kıyasla mesela. Pandemi döneminde biraz artışta olmuştu. Ama şu an aynen. Şu an bütün zamlarla beraber insanların alım gücü zaten aşağı düştü. İnsanlar geçinsin mi, çocuklarını mı okutsunlar, yiyeceklerini mi karşılasınlar? Ya biz geçen gün mesela denk geldik.
o kadar düşük bir ciroyla kapattık ki. Yani insanlar artık ceplerinde para yok ki bir ekmek parası olsun. Gerçekten de hani dedikleri zaman ekmek parası kim bulamaz derler. Yok. Olmayınca ya yokun çaresi var mı ya? Yokun çaresi yok. Cebinizde olmadığı zaman yoktur. Dediğim gibi çerez bir lüks olarak sınıflanıyor. Her geçen gün alım gücü de düşüyor. Evet. Ama mesela bazı kesimlerde var ki bu ülkede yaşayan. Hı. Diyorlar ki dükkanlar tıklım tıklım dolu. Sizin dükkanınız tıklım tıklım doluyor mu? Bence buranın dışındaki esnaflara da bakmanız gerekiyor. Sadece bu kapalı yolla sınırlı kalmaması gerekiyor. Buradaki ya yani buranın dışındaki esnaflara tek tek gidilip onların durumlarını sormanız gerekiyordur bence. Anlaşılmasın. Ben bakıyorum zaten buradakiler de boş. Onlar boş. Görüyor. Ben göremiyorum. Düşünün ben tam kızı Aytemiz Petroller şu ileride. Evet. Onun karşısındaki kuru yemişçiyim. Yani yakın bir yerde, merkezi bir yerdeyim. Evet. Ona rağmen o kadar merkezi bir yerde olmama rağmen yani işlerin bayağı ciddi oranda düşmesi insanların gelir düzeyinin ne miktara geldiğini gösteriyor zaten. Başlı başına artık bir sorun haline gelmiş olan bu sorunları tek çözmenin yolu var. O da üzerimizdeki yüklerden kurtulmak. Peki bir değişim olur mu sizce? Toplumda bunu görüyor musunuz? Eğer ki değişimi istemiyorsak, buna razı geliyorsak biz her türlü musibete, her türlü her şey başımıza gelebilecek her şeye razıyız ve buna da müstehakızdır. Sesimiz duyulmazsa veya insanlar yanacağız endişesiyle bir şeyler yapmak istemezlerse o çocukların geleceklerini kendi elleriyle yakmış olacaklar. Bugün içeriye atılma korkusu birçok insanda vardır. Çünkü içerinin ne manaya geldiğini bilmeyen çok insan vardır. Ama şunu da bilmeleri gerekir. Eğer bugün bu ateşin içerisinde hep birlikte yanmazsak gelecek nesil tamamen kül haline dönmüş olur. Bunun için geleceğimize sahip çıkmamız lazım. Önümüzdeki seçimde vicdanlarıyla hareket edip neyin hak olduğuna inanıyorsalar ona versinler. Eğer bunun hak olduğuna inanıyorsalar bunu yapsınlar ve devam etsinler. Peki sizce kim düzeltir diyerek bitireyim. Var mı gönlünüzde bir isim? Adilane bir şekilde şimdi taraf veya tarafsız bir şekilde konuşmayayım ben burada. Yani siyasi bir amaçla güderek de söylemeyeyim. Hakkı savunan bence özgür beyinlerdir. Bir şeye takılıp kalmayanlardır. Bütün dinleri eşit görenler, bütün halkları eşit görenlerdir. Bunu gerçekten de benimsemiş olan, bunu şiar edinmiş olan ve bu yoldan yani geçmişinden şimdiye kadar taviz vermemiş olan birine oyumuzu vermemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de yapabilir miyiz? Biz Konya'dan geldik. Ne güzel. Biz Konya'dan geldik. Sadece otobüs bileti 150 lira verdik. Gidiş tekrardan 150 lira vereceğiz. Yani yurt dışındaki gençler ülke ülke gezerken biz Konya'dan Antalya'ya gelirken bu şekilde maddi sıkıntıya düşüyorsak geleceğimizden çok tedirginiz. Kankacığım, Konya AKP'nin kalesi. Aynen öyle. Ne görüyorsun bugün Konya'da durumlar nasıl? Şöyle Konya'da konuşmalara göre şu şekilde ilerliyor hani. İlla ki kale durumundan çıkılacak gibi gözüküyor. Ama ben hiç sanmıyorum. Tekrardan sandıkta AKP'ye oy verilecek gibi düşünüyorum. Neden sence böyle bir dönüş olacak? Yani daha çok Konyalıların şu şekilde bir şeyi var. Ben de Konyalıyım. Bundan memnunum da gurur da duyuyorum ayrıyeten. Konya'da şöyle bir şey var. Şimdi mesela Antalya'da alkolün veya başka bir şeyin hani yaygın olmasından ziyade CHP'liler daha çok oy veriyor. Ama AKP genelde İslam'ı yani dine öne sürdüğü için AKP Konya'yı kalesi olarak kabul ediyorlar. Yani şöyle dersem hatalı mı olur? AKP dinle Konya'yı ikna ediyor. Aynen öyle. Ama bana kalırsa kendi özgür fikrimi düşünüyorum. Siyasete din asla karıştırılmamalı. Bence bu şekilde. Konyalılar senin gibi düşünüyor mu peki? Konyalıların çoğu bence düşünmüyor. Düşünüyor ama uygulamıyor bana kalırsa. Peki sence bu zamlar Konya halkını nasıl etkiliyor? Çünkü geçenlerde bir video çıktı piyasa. Zamlar bizi hiç etkilemedi diyen birkaç kişiyi gördük. Ya öyle diyenler zaten büyük ihtimalle ya gurbetçidir Almanya'da. Ya da arsa sahibidir, takka sahibidir. O şekilde söyleyeyim sana. Ama kimse yani zor durumda olan, fakir olan bir insan çıkıp da ekonomi iyi diyemez. Kesinlikle. Yani alın teriyle para kazanan bir adam aynen bu öyle. Zamlar beni etkilemedi diyemez. Diyemez. Doğru mu? Ben inanmıyorum yani diyorsa da. Ya dayısı vardır ya eniştesi vardır bana kalırsa. Bu şekilde düşünüyorum. Harbiden para geliyordur. Aynen ya da harbiden para geliyordur. Ama nereden geliyordur orası muamma. Aynen. Peki sence ülke düzelir mi?
ülke düzelir ama düzelmesi de zaman alır. Erdoğan düzeltebilir mi? Düzeltebilir. Ona bir şey söyleyemeyeceğim ama dediğim gibi yani düzelmesi uzun zaman alacak. Erdoğan kesinlikle. Sana böyle bir güven veriyor mu? Ben düzeltirim dediği zaman seni ikna eder mi? Yani insan bir tedirgin oluyor açıkçası. Kesin bir şey düşünemiyorum. %100 de güveniyorum da diyemem. O şekilde. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Efendim merhabalar. Elektrik faturanız geldi mi? Vallahi İstanbul'dayım ama ne geldiğini bilemiyorum. Misafirim burada. Ne tahmin ediyorsunuz? Söyleyeyim mi? Yüksek olabilir. Nasıl ödeyeceğiz? Çalışıyorum Allah'a şükür ama ne yapacağımı bilemiyorum. Daha görmedim. Çalışamayan, faturayı bile görmedim. Asgari ücretle çalışan bu insanlar nasıl öder? Biraz zor. Ben de şu anda asgari ücretliyim. Öyle mi? Tabii. Bir şekilde ödeyeceğiz diyorsun. Yani. Yeni zamlar gelirse bekleniyor. Katlanacağız artık. Hayat şartları. Ölene kadar yapacak bir şey yok. Ne zaman ölürüz? Vallahi ben her zaman Şubat'ın 30'unda diyorum ama o da benim Şubat kısmetim. Mı? Yani Allah göstermesin. Yani hayat şartları çok kötü maalesef. Peki yani bu giderek fakirleşme durumu söz konusu. Alım gücü düşüyor. Evet. Yani yeni zam gelirse daha da düşecek. Daha da düşecek. Bir yerde yani ekmekten de kısıyoruz, yemekten de kısıyoruz. Şöyle bir şey, asgari ücretin yükselmesine bakıyoruz ama hı-hı, asgari ücret yükseldikçe yaşam katları da yükseliyor. Evet. Bu da mecburen bizi de etkiliyor. 2850 iken fatura 150 geliyordu. Yani. Şimdi 200, oldu 600-700. Aynen. 600-700. Belki de 500 de bulabilir. Evet. Ama şu anda ben bile şu anda 2 aydır fatura görmedim. Pazara gidiyor musunuz İstanbul'da? Gidiyorum. Nasıl fiyatlar orada? Şöyle, saltalık 30 lira. Aynen. Biraz da şöyle en önce 15 liraydı. Markette alışveriş yapıyoruz. Yani evet. Buradaki pazara ben gittim. Yaklaşık 300 lira harcadım. Bir haftalık pazar alışverişi. Yani ya genelde 1 kilo 2 kilo tarzında gittim. Fazlası 300 çıkmadı. 300 lira. Aynen. Nasıl yetecek sebze, abi? Çoğunlukla sebze ve beyaz süt gıda ürünlerine. Evet. Süt oldu 15 lira. Maalesef. Nasıl getiriyorsun abi? Asgari ücret diyorsun. Çoluk çocuk var mı? Yok, bekarım. Maşallah. Ha, bir teksin. Ailem var. Aileme bakıyorum. Evet. Allah'a şükür evim var, kendim var ama bir yere kadar. Tabii. O da yetkiliyor. Bak benim şutlarım var insanların ki. Evi olmayanların ki düşün, kirada olanların ki düşün. Doğalgaz yok bende, Allah'a şükür doğalgazı olanların ki düşünsün. Yani. Peki düzelir miyiz sizce? Bilemiyorum ki, inşallah düzeliriz. Temennimiz o zaten. Evimizi düşenimiz düşer ama. Ama hayat devam ediyor, yaşamak üzere, yaşamak da istiyoruz. Evet. Evimizde bu. Erdoğan düzeltebilir mi? Vallahi şöyle bir şey, bilemiyorum. Siyaset gelip geçir, insanlar da gelip geçirir. Biri var, A gider, B gelir. Sonuçta biz belli bir zamandan yaşadık. Şu anda ölmedik çok şükür. Ve halkımızdan yamalı bohça hükümetler de geldi geçti. Aç adam yok diyorlar. Gerçekten böyle midir? Kriterimize yani, de açlık mıdır? Şöyle bir şey. Açlık sınırı var zaten. %40 belki aç insan var. %60 da belli bir oranı. Üst seviyede, orta seviyede, alt seviyede. Yani yok diyemezsiniz. Katiyen diyemezsiniz. Bunu kimse şey yapamaz. Hatta milletvekili, AKP'li milletvekili şey demişti. Aç adam yok, kuru ekmekle bile doyar demişti. Toplum bunu kuru ekmeğe mi muhtaçtır? Şey mi? Bu kuru mudur yani? Kuru ekmek soğana. Ama soğan da pahalı artık. Yani o da pahalı. Nasıl pahalanıyor. Maalesef pahalı. Katlanacağız diyorsun. Katlanacağız. Peki. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Her şey hayırlısı olsun. İnşallah. Teşekkürler.